teşvik etkisi ne kadar iyi. Bunu gidebildiği noktaya kadar götürelim. Ama ondan da ötesi. Şimdi Avrupa Birliği sadece bir medeniyet projesi, standartlar projesi, iktisadi bir entegrasyon projesi değil. Avrupa Birliği bugün bir siyasi proje. Avrupa Birliği ortak siyaset belirliyor, ortak dış politika belirliyor, ortak savunma politik, tehlikesizlik politikası belirliyor. Ve biz, benim yakın komşularımın, benimle doğrudan menfaat çatışması, menfaat ihtilafı olan komşularımın içinde bulunduğu bu politika sürecinde, politika tespiti belirleme sürecinin dışındayım. Bu olmuyor. Bakın size söyleyeyim, yani en kısa zamanda Ermenistan Avrupa Birliği'ne üye olacaktır. Bu da Hristiyan dayanışması deyin, ne dersiniz deyin. Yani tabii Rusya bunu istemeyecektir. Ermenistan Rusya arasındaki angajman belki bunu bir süre erteleyecektir ama girecek. Şimdi ben bu ve o politikaları tam üye olarak etkilemeye başlayacağım. Bizim başımıza geldiği gibi. Önce Yunanistan girdi. Arkasından Güney Kıbrıs. Bütün Kıbrıs'ı temsil eder şekilde gene Avrupa Birliği'ne girdi. Ve bugün Avrupa Birliği'nde bazı politika çarkları tamamen Türkiye'nin menfaatlerine aykırı şekilde duruyor. Bir takım kararlarım. Önemli olan benim bu kararlara dahil olabilmem. Bunu yapabilmem için de tam üye olmam lazım. O zaman da işte başka şeyler, başka mülazalar ortaya çıkıyor. Yani Türkiye tam üye olmasın, tercihli bir üyelik verelim. Yani bunu derken neyi kastediyorlar? Yani milyonlarca işsiz Türk Avrupa'ya akacak. O endişeli. Hayır, biliyorlar ki o endişenin önü alınabilir. O konularda derogasyonlar olabilir. Polonya uygulandı mı? Bir takım konularda bir takım ülkelere böyle erteleme tedbirleri öngörüldü. Onun çaresi bunda mı? Asıl mesele Türkiye Avrupa Birliği'ne tam üye olduğunda Avrupa Birliği'nin karar mekanizmalarında çünkü kendi nüfusu gereği çok ağırlıklı bir konuma gelecek. Hele bu şimdi müzakere edildik de tam imzalandıktan sonra halk oyuna sunulup reddedilen bir anayasa var ya, onun öngördüğü Avrupa Birliği mekanizmaları, kurumları çerçevesinde Türkiye çok ağırlıklı bir konuma gelecekti. Şimdi bunu Barroso geçenlerde oldu söylemiş. Türkiye Birliği bizim ihtiyaç duyduğumuz reformlar yapılmadan yani Türkiye'yi zikretmiyor tabii. Genişleme mümkün değil. Yani önce biz kendi yapılarımızı, prosedürlerimizi, proseslerimizi yeni bir anayasayla belirleyelim. Ondan sonra yeniden genişleme dalgasını düşünelim. Bunlar yani aynı mülazalar Azerbaycan'ın karşısına da çıkarılabilir yarın öbür gün. Fakat benim söylediğim yani dışarıda kalmamak ihtiyacı Azerbaycan için de açısından da geçerli olacaktır. Dolayısıyla o perspektifi biz birlikte izlemek durumunda olacağız. Avrupa Birliği perspektifini. Avrupa Birliği biliyorsunuz bir iyi komşuluk politikası stratejisi geliştirdi. Ve bu çerçevede Güney Kafkas ülkelerine yönelik bir komşuluk politikası eylem planı müzakere ediyor. Şimdi o son aşamaya geldi. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta imzalanacak. İnşallah imzalanabilir. Çünkü üç ülkenin de kendine göre, yani Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan kendine göre konuyu, metinleri, müzakere edilen metinleri yönlendirmek istediği boyutlar var. Bunların bağdaştırılması kolay olmayabilir. Fakat son gelinen aşama nedir? Son merhalede hangi noktadayız? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ondan sonraki soru tabii Avrupa Birliği üyeliğine başvuralım mı, vurmayalım mı? Azerbaycan onu düşünecek zamanı geldiğinde. Fakat bunlar kısa bir perspektif değil. Orada da işte gene aynı noktaya geliyoruz. Ermenistan'ın gireceği, tam üye yapılacağı bir Avrupa Birliği'nin dışında Azerbaycan kalabilir. Bunun cevabı açık bence. Kalamaz. Benim Avrupa Birliği yetkililerine mesajım, Azerbaycan'ı dışlayacak bir komşuluk politikasının anlamı yoktur. Bunu göze alamazsınız. Onun için aklınızı başınıza toplayın. Üçüncü bir ülkeden gelen talepleri böyle sırf Hristiyan dayanışması içerisinde gözü kapalı benimsemeyin. Bunu açmaza girmesini bu prosesin
yol açmayın. Benim şahsen temaslarımda verdiğim mesaj budur. Azerbaycansız komşuluk politikası olmaz. NATO konusu. Yani hangi dünyayla bütünleşmek? Avrupa prosesinin bir boyutu da NATO. NATO konusunda Azerbaycan istekli. Ve neticede NATO'ya entegrasyonu hedefleyen bir hazırlık prosesinde. Yavaş gidiyor. Kolay değil. Çünkü yani 15 yıllık Sovyet modelinde gelişmiş, üstelik silahlı kuvvetleri fazla gelişememiş, yeni yeni baştan inşa eden silahlı kuvvetleri bir ülkenin NATO standartlarını yakalaması kolay değil. Bir de bu standartların içinde tabii demokratikleşme koşulları da var. Komşu ülkelerle ihtilafları çözme şartı da var. Bunlar kolay iş değil. Neticede Azerbaycan'ın benim görebildiğim kadar tutumu, kardeşim NATO benim için başlı başına amaç değil. NATO benim için, benim güvenliğimi sağlayacak, benim güvenlikle, tehlikesizlikle ilgili beklentilerime cevap verecek bir vasıta. NATO böyle bir vasıta işlevini, fonksiyonunu yerine getirir mi, getirmez mi? O sorulara cevap bulduğum zaman ben NATO perspektifi konusunda daha sarih tutum ortaya koyarım. Benim görebildiğim kadar Azerbaycan anlayışı, yaklaşımı bu. Ve haklıdır. Hangi dünyayla bütünleşmek? Bu sorunun bir diğer cevabı, bir diğer unsuru. Yani demokratikleşme vesaireyi söyledim zaten. Avrupa Konseyi çerçevesinde, AGİT çerçevesinde o insan hakları normları, demokratikleşme normları vesaire. Bunlar çok muhkem mekanizmalar vasıtasıyla kontrol ediliyor zaten. Yani o bunlara taraf olduğunuz zaman bir takım otomatik kontrol mekanizmalarının da içine giriyorsunuz. Ve biliyorsunuz Avrupa Şurası buraya nümayende heyetleri gönderiyor, seçimlere müşahideciler gönderiyor vesaire. Bunlar vazgeçilmez şeyler. Önemli olan bu siyasi iradenin yerleşmesi. Bu siyasi irade belli bir toplumda yerleşince bu mekanizmalar zaten memnuniyetle karşılanıyor. Gel bana yardım et diyor. Azerbaycan bu olgunluk noktasına geniş ölçüde geldi. O bakımdan o boyutu daha fazla geliştirmeye ihtiyaç duymuyor. Hangi dünyayla bütünleşmek? Bölgesel işbirliği mekanizmaları var. Bunlar önemli. Mesela İslam Konferansı ülkeleriyle işbirliği. İslam Konferansı, Azerbaycan burada kartlarını akıllıca kullanıyor. Bir takım tedbirlere biliyorsunuz ev sahipliği yaptı. Yani İslam dünyası böyle monolitik, tam dayanışma içerisinde bir dünya değil. Oradan herkesin görüş birliği içinde olduğu bir ortak zemin çıkarabilmek zor. Ve çıkan ortak zemin de çok sulanmış bir zemin oluyor aslında. Yani minimum common denominator'da anlaşıyorsunuz. Asgari ortak paydada anlaşılabilir. Bunun da etkisi tartışılır. Karadeniz İşbirliği, Azerbaycan orada da. Bunlar böyle yapı taşları. Bir bütünün çeşitli unsurları. Hepsi de değerlendirmek lazım. Fakat daha önemlisi bunlardan bölgesel işbirliği konusunda çok taraflı birkaç ülkenin bir araya gelip yaptığı işbirliği. Burada çok iyi bir model ortaya çıkmakta. Yani Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye modeli. Guam modeli de var. Fakat Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye'nin ortaya çıkardığı işbirliği modeli çok önemli. Ve bütün tarihi projelere imzasını atan bir model. Açılış konuşmasında arkadaşım benim de yani bu bütün BTC boru hattının, BTE gaz kemerinin hayata geçirilmesi, bu demir yolunun hayata geçirilmesinde bu üç ülkenin ortaklığı büyük önem taşıyor. Bunu geliştirmek lazım ve bunun içine başkalarını da çekmek lazım. En ön planda tabii Kazakistan geliyor. Kazakistan, Azerbaycan arasındaki ilişkiler iyi, alakalar düzgün. Kazakistan Türkiye ile de güzel. Yani bu üçlü işbirliğine dahil edilebilecek dördüncü ülke Kazakistan. Kazakistan'ın biliyorsunuz Hazar geçişli projeler açısından da çok önemli, çok büyük önemi var. Şimdiden zaten Kazakistan neftinin BTC'ye aktarılması için yani
anlaşmayı imzalanmıştı. Bunu başkaları da izleyecek. Fakat mühim olan tabii bu işin Kazakistan'da kalmaması, başka ülkelerin de buna dahil edilebilmesi. Orada bazı soru işaretleri ortaya çıkıyor. Buna son olarak deneyeceğim petrol enerji güvenliği konusunda tekrar dönelim. Türk dünyası alakalarını harekete geçirmek. Bu üzerinde durulan bir konu. Ve yani pratik güçlükler vardır. Türk dünyası deyince kimi kastediyorsun? Nereyi kastediyorsun? Yani ülkesinin %40'ı Rus olan Kazakistan Türk dünyası kabul edilir. Çünkü geriye kalan %60 Türk. Özbekistan'da önemli bir Türk unsuru var. Orada Tacik unsuru da var, Farsi unsuru da var ama önemli Türk unsuru var. Türkmenistan öyle. Fakat en büyük pratik sorun ortak lisan konusu. Türk dünyası birbirini anlamıyor. Türkçe konuşamıyor. Yani hangi Türkçeyi konuşacaksınız? Hepsinin kendine göre dialekti, lehçesi var. Birbirini anlamaya imkan verecek ortak bir lisan yok. Bu yaratılabilir mi? Küreselleşmenin belki o faydası olabilir. Ama hangi Türkçeyi esas alacaksınız? Hangi Türkçe etrafında ortak Türkçe lisan yaratacaksınız? Yani burada aslında Türk dünyasında lingua communis, lingua franco dediğimiz şey Rusça. O zaman Türk dünyasını Rusça üzerinde nasıl kuruyorsunuz? Ya bunlar hep pratik sorunlar ama bunların aşılması lazım. Tamam, lisan sorununa gelene kadar başka her şeyi terk edip beklemeye mi geçeceğiz? Lisan, ortak lisan doğana kadar biz bütün projeleri erteleyelim. Olmaz. Yani işte Antalya'da alınan kararlar arasında var ya, ortak tarihi çalışmaları başka forumlarda da yapıldı. Ortak bir takım projelerin geliştirilmesi. Ve bunlara herkesin de katılması şart değil. Ayak uyduran katılır. Siyasi iradesi olan katılır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın İlham Aliyev'in bir şeyi var. Bir yaklaşımı var. Yani bu işte doğal müttefik Türkiye ve Azerbaycan'dır. Kazakistan da aramıza katılır. Biz itici güç sağlayalım, momentumu sağlayalım, imkanları yaratalım. Evet. Teknolojinin harikaları işte. Burada yakaladılar. Peşimizden gelen gelir. Gelebildiği kadar gelir. Ama biz kendi bildiğimizi yapalım. Kasım ayında da biliyorsunuz hem Türk Soylu diye bir kuruluş var. Onun Ankara'daki sekreteryasının açılışı yapılacak. Hem Türkçe konuşan devletler zirvesi yapılacak. Bunlar böyle birbirini tamamlayan projeler inşallah belli bir ortak zemin yaratılabilecek. Evet, dünya ile entegre olmak derken dünyaya entegre olayım derken de bunun önemli boyutu Azerbaycan'ın talep edilen, ilgi duyulan önemli bir aktör olarak uluslararası sahnede ortaya çıkmasının temel nedeni bildiğiniz gibi enerji güvenliği konusudur. Bugün bu konu çok ciddi bir soru işareti olarak ülkelerin kafasında yer almaktadır. Azerbaycan enerji güvenliği konusunda önemli bir köprübaşıdır. Hem üretici ülke olarak hem transit ülkesi olarak. Ve bu Azerbaycan'ı çok önemli bir stratejik platforma taşımış durumdadır. Bundan azami ölçüde yararlanmak lazım. Bu yapılmaktadır. Gene Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye güzergahı üzerinden Azerbaycan hem Akdeniz'e, yani Hazar Denizi enerji kaynaklarının hem Akdeniz'e hem doğrudan Avrupa'ya iletilmesi açısından temel bir aktör haline geliyor. Bu tabi dediğim gibi Azerbaycan'a karşı olan ilgiyi üst düzeye çıkardı. Bunun da muhakkak siyasi sonuçları olacaktır. Yani Azerbaycan bu açıdan da kendisine güvenle bakması için ek bir neden ortaya çıkardı. Yani önümüzdeki dönemde tabii bu Ermenistan'la ihtilaf konusu ciddi baş ağrısı olmaya devam edecek. Yani bu konuyu nasıl aşabiliriz? Bu çünkü Türkiye için de çok önemli. Yani Azerbaycan maalesef Ermenistan devleti
Azerbaycan değil mi? Ermenistan'la ihtilaflı. Ermenistan devleti iki Türk komşusuyla iyi komşu olmak iradesini ortaya koyamıyor.